Hiç bunaltıcı bir nem yoktu. Aa dedim, süper. Böyle eserse yani böyle. Yılport Samsun Spor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Nuri Hasan tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Bektaş, zorlu Altay deplasmanından 2-0 galip ayrıldıklarını belirterek, cumartesi günü evlerinde oynayacakları Eyüp Spor maçı hazırlıklarını anlattı. Altay deplasmanı zor bir deplasmandı. Yani tahmin edildiğinden daha da zor bir deplasmandı. Çünkü sadece savunma kurgusuyla oynamaya çalışan bir rakip ki öyle başladı. Dolayısıyla böyle rakipleri geçmek çok zor oluyor. 5 savunma attı, 2 ön libero. Zaman zaman kanat oyuncuları da kapattı 9 kişiyle. Savunan bir Altay'ı geçmek zorunda kaldık. Allah'a şükür hem takım halinde hem bireysel yeteneğe dayalı savunma hattını geçebildik, pozisyona girdik. Golleri de bulunca daha da fark olabilirdi. Ama önemli olan gol yemeden de böyle maçları bitirmek. 2-0 bizim için iyi bir skor. İlk engeli açtık. Şimdi bu hafta Eyüpspor. Eyüpspor'un zaten hem canlı olarak hem de bütün analizleri, verileri geliyor. En iyi şekilde onları da analiz edip antrenmanlarımızı şekillendirip en iyi şekilde Eyüpspor maçına da hazırlanacağız. İnşallah o maçı da geçip böyle her hafta yolumuza devam ederiz. Takım birbirine her geçen gün daha iyi de alışıyor. İnanılmaz bir dostluk var, inanılmaz bir coşku var. Yani bunu sağ içinde golü attıktan sonra da görüyorsunuz. Biz içeriği de gördüğümüz için bunu soyunma odasında da görüyorsunuz. Bu bizi bir kere çok mutlu ediyor. Samsun Spor takımı çok erken diyeceksiniz bir galibiyet. Hayır, ben kampta da bunu yaşadım. Kampta da bunu aşıladık. Güzel bir aile oldu. Futbolcuların birbiriyle uyumu, saygısı, sevgisi çok güzel. İnşallah her hafta böyle olur. Skora da yansır. Ya biz rakibimizi biliyoruz. Zaten biliyoruz çünkü oynayan profillerin çoğunu tanıyorum. Çoğu benim eski öğrencim. Yeni gelenler hepsi Süper Lig'den bilinen oyuncular. Burada önemli olan oyun kurgusu nedir? Ne oynayacak? Nasıl bir oyun oynayacak? Biz de nasıl oynayacağız? Yani burada izlediğimizde bütün veriler geliyor. Etkili oyuncuları nasıl durdurursun? Etkili yaptığı hücumlar, varyasyonlar nedir? Zaafı nedir? Onlar da bizi analiz ediyor baktığınız zaman. Ama otoritelerin söylemiyle olmuyor bu iş. Geçen sene hangi otorite Ümraniye ile İstanbulspor şampiyon olur diyordu? Sor bakayım otoritelere. O yüzden o iş sahada biter. Biz kimsenin hiçbir otoritesine falan bakmıyoruz. Biz sahada gereken Samsunspor'a yakışan, bu kadroya yakışan mücadeleyi verdikten sonra biz herkesle mücadele ederiz. Her maçı da kazanır. Mücadele etmezsen, rakip senden daha çok fazla koşarsa, daha fazla ikili mücadele kazanırsa, kazanma şansın azalıyor. O zaman duran topa umutlarını bağlıyorsun. Yani her parametreyi hesap etmek lazım. Sadece kadroyu görüp de.